Günaydınlar efendim. Her Şey Dahil programından. Günaydın. 360 TV ekranlarından herkese 10 Kasım sabahından günaydınlar. 1938 10 Kasım saat 9'u 5 gece kaybettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her 10 Kasım'da olduğu gibi saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Bu sabah üzerinden tam 78 yıl geçmesine rağmen biz hazırlanırken tam saat 9'u 5 geçe tüm dünya olduğu gibi biz de ayaktaydık ve gözlerimizden akan yaşlara engel olamadık. Ona olan özlemimiz, hasretimiz her zaman baki ama ben bir Atatürk çocuğu olarak büyüdüm. Şimdi genç bir kadın oldum, anne oldum ve şimdi çocuklarıma o yolda onun ışığı altında büyütmeye ant içiyorum her zaman. Yıllar geçse de onun izinden yürümeye söz veriyorum. Hem kendime hem de tabii ki çocuklarıma. O kadar anlatıyorum ki küçük oğlum bugün büstünün başında Atatürk'e çiçeğini koyarken gördüğümde fotoğrafını yanında olamadım ama onu gördüğümde gerçekten gözyaşlarıma hakim olamadım. Çok büyük bir liderdi. Onu çok özleyeceğiz. Biz de bugün hem atamızı anacağız saygıyla, özlemle, rahmetle az önce söylediğim gibi. Hem de Atatürk biliyorsunuz 1881'de Selanik'te doğdu. Bir Rumeli çocuğuydu Atatürk. Hı hı. Ve onu Rumeli türküleriyle, onu Rumeli yemekleriyle bugün... Onun sevdiği türkülerle onun sevdiği, özellikle anacağız. Atatürk'ün sevdiği türkülerle anmak istedik. Az sonra Rumeli Ekrem ve Rumeli türkülerini bize sevdiren gerçekten büyük müzisyen Arif Şentürk bizlerle birlikte olacak. Rumeli yemekleri yapacağız. Ama onun öncesinde şöyle bir atamızı bir kez daha rahmetle ve saygıyla analım. Buyurun. Kasım 1938. Soğuk bir sonbahar. Günlerden perşembe. Saat 9'u 5 geçe Türkiye yasa boğuldu. Kasım ayının ilk günleri. Atanın hastalığı tekrar şiddetlendi. Gazetelerde sağlık raporları yayınlandı. Durumu kritikti. Türk ulusu derin bir üzüntü içindeydi. Kalpler atanın kurtulması için çarparken, hekimler onu yaşatmak için seferber oldu. Ama olmadı. ...10 Kasım 1938... günlerden perşembe. Saat 9'u 5 geçe. Dolmabahçe Sarayı'nda insan için değişmez kanun bu kez onun için hükmünü uyguladı. Türkiye ve dünya yasa boğuldu. Aradan tam 78 yıl geçti. O büyük acı yüreklerden çıkmadı. Bugün 10 Kasım 2016. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığımızı, varlığımızı borçlu olduğumuz, dünya tarihinin en önemli liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 78. ölüm yıl dönümü. Sen rahat uyu atam. İlelebet senin çizdiğin cumhuriyet çizgisinden ayrılmayacağız. Türk milleti çalışkandır. Saygıyla ve özlemle anıyoruz.
dünya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük devlet adamlarından biri, en büyük askeri dehalardan biri, en büyük siyasi dehalardan biri, en büyük insanlardan biri olarak biz bu hani Atatürk'ü görmeyen kuşak olarak hem şanslıyız hem de şanssızız. Evet. Şanslıyız çünkü onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin birer vatandaşı olmak, onun füsküyadını taşımak gerçekten hepimiz için gurur verici bir şey. Şanssızız, çok erken yaşta kaybettik. Belki daha yaşasaydı, daha kim bilir neler yapacaktı ve belki de bu durumumuzdan şu anda çok şükür, tabii ki çok iyi yönetiliyoruz, her şey dört dörtlük gidiyor ama belki çok daha iyi yerlerde olabilirdik, biraz genç kaybettik atamızı. İşte sirozdan kaybettik, tarih kaynakları öyle söylüyor ve şu anda mesela belki de şu anda böyle bir durum olsaydı işte karaciğer nakli o zaman yapılmıyordu ama şimdi yapılıyor. Belki onu yaşatacaktı doktorlar, belki 10 sene 15 sene daha yaşatacaktı ama takdir ilahi böyleymiş. Çok erken yaşta kaybettik ama az önce VTR'de de söylediğimiz gibi ona söyleyeceğimiz tek şey şu: atam sen rahat uyu, onun söylediği gibi bekçisiyiz biz bu cumhuriyetin. Ve bu arada Açan bir şey söyleyeceğim. Fotoğraflarda eminim hepinizin dikkatini çekmiştir. Bu kadar şık, bu kadar özenli, ve bu kadar hoş duran ve o yıllarda gerçekten hani geleceği görerek sanki şimdi bile ben bu kadar özenli, yani herhangi birini bile görmüyorum değil yani bir liderimize ne kadar özenirmiş değil mi halkının karşısına çıkarken mendilinden işte pantolonundan taktığı şapkalara aksesuarlarına kadar. Biz sevgili Faruk Saraç'la yıllar önce defalarca Atatürk'ün kostümlerini anlatan, onları yansıtan, o dönemleri yansıtan kıyafetlerin defilesini yapma şansına erişmiştim. Buradan tekrar Faruk abimin ellerini dön öpüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum böyle bir şansı bana yaşattığı için. O dönem gerçekten hem kadın hem erkek, tabii ki Mustafa Kemal Atatürk inanılmaz bir özenle halkının karşısına çıkarmış. Gerçekten çok çok büyük bir lider. Söylenecek fazla bir şey yok. Evet. Gelelim bugüne. Bugün yine neler var şimdi ekranlarınızda izleyeceksiniz efendim. Sonrasında canlı canlı programımıza devam ediyoruz. Buyurun. Her Şey Dahil stüdyosunda Balkan rüzgarları esiyor. Rumeli türkülerinin üstadı Arif Şentürk ve Rumeli Ekrem şarkıları ve keyifli sohbetleriyle bugün Her Şey Dahil'de. Balkan mutfağının incileri Her Şey Dahil stüdyosunda. Damat facasından vişneli baklavaya, birbirinden lezzetli tarifleriyle Şef Nazan Yakal bugün Her Şey Dahil'de. O zaman hazırsan bugün konuklarımızı hemen alalım. Çok güzel bir Rumeli günü hazırladık sizler için. Ve Rumeli türkülerini bize sevdiren, hepimizin çok sevdiği efsane bir isim. Kocaman alkışlarla önce Arif Şentürk geliyor. Söyle.
etme beni. Söyletme beni. Alçak yüksek tepede Fatime'm, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fatime'm, bekletme beni. Karşıki dağda bir kuzu meler. Şu karşıki dağda bir kuzu meler. Kuzunun meleşinde Fatime yüksek tepede Fatime'm, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fatime'm, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fatime'm, bekletme beni. Hoş geldin Arif abicim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Ali, sen senden maşallah. Maşallah, vallahi maşallah. Maşallah sen de zıttın. Yıllar oldu sizi görmeyeli ama. Canım benim. Hiç yaşlanmıyorsunuz Arif abi. Belçika'da karşılaştık son. He? Belçika'da karşılaştık aynen, son. Aynen, aynen. Hiç yaşlanmıyorsun maşallah. Vaktim yok. Yaşlanmaya mı? Evet. Çok güzel gerçekten. Ne güzel, ne güzel. Vaktim yok ya, uğraşmaktan koşmak. Vaktim yok. Yani. Ne güzel. Bugün için neler söylemek istersiniz Arif abicim? Vallahi bugün için neler söyleyeceğim. Ulu Önder Atamızın 10 Kasım'da bugün onun ölüm yıldönümü. Türk milleti hiçbir zaman onu unutmayacak zaten. Unutulacak gibi hiçbir şey aynen değil. O açıdan keşke atamız bir 20 sene, 25 sene daha yaşasaydı. İşte onu söyleyelim. Hiç, evet, olmasa, hiç olmasa daha da bizler yetişseydik. Bizler yetişseydik, bizler evet görseydik. Ama işte o içimiz yani buruk. Evet. Çünkü biz yetişemedik. Ama onun çizdiği efendim yol, onun gösterdiği yol hiçbir zaman o yol kapanmayacaktır. O yol devam edecektir. Biz de o yolda işte, o yolda devam edeceğiz. Onun için efendim, nur için yapsın. Sen neler yapıyorsun Arif abi? Vallahi devam ediyorum. Devam değil bir mi? Televizyonda program yapıyorum. He, çalışmaya devam. Ne devam? Bizim takvimimiz. Arif abi hatırlar mı bilmiyorum ama bunu birkaç kere daha önce söylemiştim. Yıl 1993. Gülhane Parkı'nda ses yarışması var. Ben o zaman 16 yaşındayım. Ses yarışmasına katıldım. Jüri başkanı da Arif abi. Vay. Arif Şentürk tabii. Ya bir siz şey hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz Ali Şen'i orada? Vallahi Ali Şen o zaman Serkan Burak Tektaş olarak olabilir çıkmıştım. Daha oradan 16 yaşında minicik çocuk. Heh. Arif abi bana düşük not verdi. Ve yıllar sonra sorulan hesap. Annem dedi ki sabah, dedi ki Arif abine sor bakayım niye seni birinci seçmemiş. Niye seçmemiş? İnanma. Yemin ediyorum. Çünkü bak Fatih Mühürdar'ı
Onun, o da yarışmadaydı. Ben de jürideydim. Seçenlerden bir tanesiydim. Ama sen abi Serkan. Serkan'a olarak katılıyorsun. Sen Alişan olarak değil. Tabii. Haksız mıyım? Serkan'a 0 puan, Alişan olsa 10 puan. Evet. Yani o ses seçmesinde evet öyle olmuştu. Arif abi jüri başkanı olarak. Orada başkanı olarak değil be. Orada başkan da Arif abi. Allah'ın mesali Allah seydeni abim. Alişan sonra orada bir olay çıktı mı? Sonra niye benim oğlum birini seçilmedi? Sunan'la bir olay çıkarmış bizim, mıydı? Bizim aile. Anası saldırdı. Aile. Falan. Anası bana, anası saldırdı. Arif Şentürk'ü göreceğim. Niye benim tohumuma ondan sonra nefret demek. Nefret ettiler benden. Yok yok öyle bir şey hiçbir zaman. Olur mu? Efendim. Demek ki başkasının hakkıydı yani. Sizler de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Arif abiden bon bon Rumeli türküleri dinleyeceğiz. Canlı canlı dinleyeceğiz değil mi Arif abi? Tabii tabii canlı. Tabii. Aman bre deryaları, aman bre deryaları söylemeden olmaz. Tabii, söylesek tabii. Mi acaba hemen gelse mi? Ekrem'i de alalım onunla sonra birlikte. E hadi öyle yapalım. Arif abimizi oturtalım. Hadi oturayım. Bir kocaman alkışla. Alkışla. Alkışlarınız devam etsin efendim. Bu sefer de yine değerli bir ses. Rumeli Ekrem geliyor. Alkışlar. Bir de Rumeli yemeklerini tanıtmamız lazım. Kültürünü böyle bize yansıtan yemekleri yapmak üzere efendim. Sevgili Nazan Yakal bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca çok şıksınız. Teşekkür ederim. Geleneklerden, bu yöresel kıyafetlerden de birazcık başlayabiliriz yemekleri tabii geçmeden ki, önce. Tabii ki. Canım benim selam. Sen de çok şıksın ya. Kız çok, seni güzel çok giymiş ya. Çok yakışacak hakikaten. Kız Selam'ın şey değil mi? Selam'ın da bu giydiği bizim gene özel kıyafetlerimizden gelinlik bir tanesi. Gelinlik mi acaba diye düşünesim geldi gelinlik bir an. Gelinlik değil ama şöyle söyleyeyim. Yeni evli bir genç kızın hanımı bir başka arkadaşının düğününe gittiğinde giydiği bir evli kıyafettir. Evli birinin giydiği bir kıyafet. Evli, yeni evli yeni evlenmiş birinin. Şu üzerindeki özel bir işlemedir. Tamamen el işidir. Muhteşem. Bu zaten bir zırh gibi bir şeydir. Evet. İpek dokuma. Şalvarlar da genelde 6 ile 12 metre arasında bolluğuna göre ayarlanan bir şeydir. Çok yani. Güzel. Zaten başlışımız daha var. Çok kına gecelerinde giyiliyor. Kına gecelerinde de giyiliyor. Ben bir şey anlatayım. 5-6 tane giyiyoruz kına gecelerinde. 5-6 şalvar. Onu anlatmak istiyoruz. Az sonra zaten onların örneklerini de göreceğiz. Evet. Seyircilerimize giydirdik. Bize mini bir defile yapacak. Evet ya çok tatlılar. Rumeli kıyafetleriyle. Şimdi ne yemekler yapacağız? Alçak daha doğrusu alalım. Önce şu tatlıları bir tanıtalım mı? Var olan, yapılmış olanları bir tanıtalım. Olan bunlar, şu ne şu? Bu batmaz dediğimiz süzme yoğurt. Anladım. Cacığın bir de şey. Cacığın evet bir değişik. Süzme yoğurt, biber. Tamam.
Tamam, ben peki de ya. Sütler zannettim de onu yok, ayırın bana diyecektim. Bu boşnak böreği. Boşnak böreği, Arnavut böreği dediğimiz, açılım teknikleri aynı olan. Çarşaf böreği dediğimiz. Neyli bu? Biri ıspanaklı, bu peyniri, bu ıspanaklı. Tamam. Pırasalı yok mu? Pırasalı yok. Pırasalı böyle tatlı olmaz. Pırasalı başka bir zaman yaparız. Açık olacak. Bunu biliyoruz, bu trileçe. Evet, onu biliyoruz. Kaymaçınayı ve kaymaçına. Kaymaçı ne? Kaymaçı ne? Ben anlatayım. Peki buyurun, siz anlatın. Kusura bakmayın. Niye anlatayım? Rica ederim. Rica ederim. Çünkü ben orada doğdum. Bunu bilhassa Hıdırlez'de yapılır. Hıdırlez gecesi. Sütlü bir tatlı. 5 Mayıs'ta, 6 Mayıs gecesi Hıdırlez'de yapılır bu. Benim çocukluğum orada geçti. Bu muhakkak yani eğer bir parça varsa yani fakir gariban değilse muhakkak yapılır. Siz şimdi olması tarifini verin. Ben tarifini zaten biliyorum da bana düşmez. İsmi neden? İsmi neden kaymaça? Kaymaçına ismi. Kaymaçına. Bunu krem karamelin bir değişik şey. Fazla yumurtalısı. Yani öyle mi? En az 20 tane yumurta var bunda. En az. Süt. Süt yumurtayla karışımı yapılan bir tatlı. Arif Bey de zaten bunu mantı bilecektir. Mantı. Mantısı. Şimdi bu boşnak mantısı. Boşnak mantısı. Bizde bu ufak böyle mantı. Kimsenin gözünü doyurmaz. Biraz daha bizim büyük mantılar oluyor. Daha yani büyük olur. Şu dört tanesi evet, bir tane kadar gibi oluyor. Hı-hı. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı biber. O senin dediğin samsa. Samsayı da burada, bu da kullanılıyor. Bu da kullanılıyor. Bu da yörelere göre evet değişiyor. Doğru. Tamam, yöreleri şimdi değişiyor. Canlı canlı yemek de yapacağız. Yemeğimizi yemek geçeceğiz. Yapmadan önce bir şarkı dinleyelim mi Arif abiden? Evet. Manastır'ı dinleyelim. Manastır'ı çok istek, çok istek gelmiş. Varmış. Çok telefon Arif gelmiş. Abi, İstiyoruz diyorlar. Bizi Manastır kırmazsa Türkiye çok seviniriz diyorlar. O zaman Makedonca bit olayı diyorlar abi. Yok, evet. Yok. Manastır. Manastır'ın içinde. Evet. Vardır bir çeşme. Aman çeşme. He. Şu tamam. Ben Nikos'u yapıyorum mu Arif abi? Tamam arkadaşlar. Ghosti var. Biz Manastır'a bağlayacağız. Ghosti var türküsünü. Bir şekilde evet Manastır'a bağlanacak o şarkı. Arif abi bu senin. Abi buyur. Alkışlar. Bir alkış alabilir miyim? Seçme, ben yanarım ağlarım, ağlarım ben, sızlarım ben, içerim dünlerde buz gibi cacık, sen kızlarla oynarım. Sen kızlarla oynarım ben. Bu program dışındaydı.
çalışma yapmadık, prova yapmadık. Çok çok istemişler. Sağlığınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Deryaları yapalım. O açıdan. Teşekkür ederim. O açıdan. Bir türkü daha alalım mı? Tabii, arkadaşlar tabii. Deryaları yapalım. Aa, deryalar. Evet. Efsane deryalar. Bir dakika, bir dakika. Ama siz orada hep susuyorsunuz. Bu nakarat kısmı hep beraber olsun. Size söylüyorum. Hadi. Saat sekiz sırası. Civan'da Yusuf'umu Ardanı'dan aldı ya, yok Türk'den çaresi. Civan'da Yusuf'umu Ardanı'dan aldı ya, yok Türk'den çaresi. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. Deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz de bir kanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz de delikanlı. Allah Allah. Selanik, Gümülçinek, Şapçı, Bulgaristan, Makedonya, Kumanova, Kumanova, Kosova, Arnavutluk, selamlar Balkanlar. Çıkar arabanı, oturun Yusuf'um, dalgalar artacak Yusuf'um. Sana demedim mi canım bre Yusuf'um, kayımız batacak. Ben de sana demedim mi canım bre Yusuf'um, kayımız batacak. Aman bre deryalar, Kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. Biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz de delikanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz de delikanlıyız. Yaşa. Kimler gidecek Yusuf'u, kimler gidecek? Garip Yusuf'umun annesine kim haber verecek? Güzel Feride'nin annesine kim haber verecek? Aman bre deryalar, Kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. Deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız.
Elhamdülillah, elhamdülillah. Teşekkürler Arif abicim. Teşekkürler Ekrem. Sağlık. Şimdi geçelim yemeğimize. Evet. Enerji harcadık. Abi. Enerjiyi kazanmamız lazım. Ya abi. Bu kızcağıza biraz bırakın da kızcağız. Bak sene. Biraz yemek yesin. Oklava gibi olsun be kız. Ben Çağla Hanım'a özel yaptım. Ürünlerden getirdim. Kendi reçellerimden getirdim. Allah aşkına. Evet. Paketleriniz hazır. Çok teşekkür ederim. Sonra size vereceğim. Tamam. Bunlar da zaten benim yaptığım özel reçellerdir. Ellerinize sağlık. Özellikle bu reçeli kimiz için? O neyle ya? Çok teşekkür ediyoruz. O nedir? Karabaş otu reçeli. Karabaş otu. İlk defa. Karabaş otunu sadece... Bir dakika. Duydum. Hangisi o? Karabaş otu. Hangisi o? Şu en baştaki. Şu. Sadece yapraklarından, karabaş otunun sadece yapraklarından yapılan bir ot. Çok büyük ilaçtır ha. Evet. Karabaş otu ilaçtır gerçekten. Elinize gerçek sağ bir abi. İlaç. Evet. Bu da kumkubat. O ne? Kumkubat. Bu da çok kumkubat güzel. Reçeli. Ben fazla kumkubat Türkçe reçeli. Bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Ne doğru? O da gene bizim Fethiye yöresinde çıkan değişik yapmış olduğumuz bir reçelimiz var. Evet. Bu da kaktüs çiçeği reçeli. Kaktüs. Allah Allah. Evet. O bildiğimiz dikenli o kaktüsü. Evet, onun ortasında meyve vardır. O meyveden yapılan bir reçelimiz. Peki patlıcan reçeli yapmadın? Patlıcan falan onları bildiğimiz patlıcan. Biliyoruz diye aslında belki de farklı şeyler. Evet. Olduğu için ben birkaç tane en özel olanlarını getirdim. Evet, yemek olarak şimdi ne yapacağız ablacığım? Şimdi yemek olarak neyle başlayalım? Gene yanlış anlaşılmasın, yörelere göre ismi değişen kol dediğimiz ya da damat paçası dediğimiz yemeğimizi yapacağız. Bunu Türkiye'de bulunan Arnavutlar, Makedonlar hepsi nikahtan sonra paça değil mi? Bildiğimiz paça. Nikahtan sonra eve gelen misafirlere, tebriğe gelen misafirlere ikram edilen özel bir yemek. Harika. Hadi bakalım. Farz edelim ki benim nikah oldu. Nikahtan sonra işte. Evet. Nerede o günler nerede? İnşallah. Doğru dedin. Peki şimdi yapacağımız yufkamız var ki yufkamızı biz burada açamayacağımız için evet. Hazır yufka kullandık. Yufka tavuk etimiz var, suyumuz var, tereyağı, yoğurt, sarımsak, yoğurt, un, sirke, tuz. Evet. Hadi başlayalım abi. Başlayalım. Buyurun. Hı, tamam. Hadi besmele ile başlayalım yola. Evet, bismillah'la başlayalım. Tabağımızı alalım. Şimdi bunu bir, pardon ben şu elimi. Önce tereyağını bir erit. Tereyağını eritmeden süreceğim. O sonra tepsiyi yağlamak için eritmeyeceğim. Peki bunları kim yiyecek şimdi burada? Hepimiz yiyeceğiz. Siz eğer yiyeceksiniz. Size ben ufak bir tabak hazırlayayım. Yok canım da. Hazırlayayım. Yok be biraz sonra. Tereyağını güzelce bu şekilde sürüyoruz. Lafınızı keseceğim. Buyurun. Bunun dışında bir mevzuya girmek istiyorum. Bir... Tarifi alalım Arif. Al tarifi alalım. Ekranın başında izleyicilerimiz de güzelce notlarını alabilsinler. Tarifi kaçırmasınlar. Ondan sonra tabii ki söz sizin. Evet. Önce yağladık. Tamamdır. Takmazsak şey oluyor. Takmıyor. Ya sür ellerini be kardeşim ya. Ne yapacaksın sen eldiven? Eskiden eldiven mi vardı? Yoktu. Yufkamızı dışarıya taşmayacak şekilde hafif. Çok hafif büzerek koyuyoruz. Böyle parça parça mı koyduk? Parça parça koyuyoruz. Hafif çok az büzeceğiz. Partal pite. Partal pite evet doğru. Ben Türkçesini söyleyeyim siz Arnavutçasını söyleyin. Bunu 4 kat 5 kat aralarına hiçbir şey sürmeden. Üst üste biz bunları kat yapacağız. Kat yapacağız. Ondan sonra küçük karelere bölüp fırınımızda pişireceğiz. 180 derecede pişireceğiz. Üste de hiçbir şey sürmüyoruz. Bu bayağı bir kat olacak galiba şu anda değil mi? 5-6 kat bir şey olacak bu. Sonra çıktıktan sonra ısıtılmış tavuk suyunu 3 su bardağı gibi bir suyu üzerine gezdirerek dökeceğiz. Ondan sonra tavuk etlerimizi koyacağız. Tavuk suyu. Tavuk etlerimizi koyacağız. Üzerine de sosunu yapacağız ondan sonra. Bu şekilde... Sonra fırına vereceğiz. Fırın sıcak değil mi? Şimdi siz tabii biraz daha hızlı yaptınız yoksa tabii daha tek tek. Değil mi? İnce komple ince bütün o yufkaları şimdi koyacak mı? Yok hayır. 4-5 kat dedik. 4-5 kat yapacağız. 4. katı yapıyoruz. Bu yufkalar ince olduğu için bizim oradaki yufkalar hep daha fırında fırında çekecek tabii o yüzden. Tabii çekecek. Suyu emecek incecik oluyor. Yarım parmak kalınlığı. O kadar. O kadar ince oluyor. Kültürümüz devam etmesi adına buradan annelere sesleniyorum. Kızlara öğretsinler. Kızlarımızı mutfağa sokalım yani. Alıştırsınlar, evet mutfağa soksunlar. Alsınlar, yani öğrensinler. Bin bir türlü yemeklerimiz var.
Bugün mesela birçok kız bence yufka açmayı bilmiyor diye düşünüyorum. Ben gerçekten şahsen biliyorum yani. Filiyeyi yapan çok az kimse evet, var. Evet yani. Ya şu boşnak böreğini biliyoruz mesela. Yani. Boşnak böreği söyle şey fabrikasyon önünde. Alo bir tepsi ıspanaklı börek getir. Yok böyle bir şey. Onun mutfağında yorulacaksın, uğraşacaksın. Aynen. Onun tadı bile bir başka oluyor yani. Evde sevgiyle yaparsan lezzetli olur. Sevgi katarak. Abi buradan annelere seslenmiş olalım. Evet. Çünkü yemek önemli bir kültür. Evet. Yani kültür devam edecek. Sizin başım herhalde şey eşiniz yapıyor da bu yapıyor kadar tabii. Allah yani razı olsun, sağ olsun. Değil mi? Çocuklar nasıl? İyiler çok şükür. Yaramazı. Ellerinden öperler mi? Öperler kesinlikle. kesinlikle. Kesinlikle şeyi yok yani. Büyü aşçılık okuyor zaten. Harika. Kaç yaşında büyü? 15 oldu. 15 yaşında. Kız Şede 9 yaşında. 15 yaşında çocuğun mu var senin? Var. Kaç yaşındasın? Ben mi? Genç kaç ya, lazım sana? 48, 53. 38 falansın. Yok 42, 43. 42. Evet, ama 41, hiç, o da benim gibi bakış göstermiyor. 42, 15, 27 yaşında evlat sahibi. Allah başlasın. Ay ağzıma sinek giriyordu öyle bir güldüm. O boşnak sineği o bir şey olmaz. Bir şey yap. O bizim yöresel sineği. O yöresel onu Arif abi getirdi Makedonya'dan. Ben önemli değil. Tamam. Ben getirdim cebimdeydi. Bugün caiz tabii onu yutmam. Bir tek bu mudur bu? Bir dakika bekleyin. Bir saniye bir. Dedim ne oluyor bir tek yufkayı böldük kare yaptık. Şimdi onu yeni mi pişireceksin? Tabii yeni pişireceğim. Bekleyemeyeceksiniz tamam. Ben size bir tabak yapayım. Yok yok. Şimdi şeyi anlatacaktım ben. Bizim Mahmut Bey vardır şurada karşı tarafta. Evet. Biz Mahmut Bey köyüdür karşı. Evet, evet. Ha Mahmut Bey. Yani. Bizim Mahmut Bey. Mahmut Bey köyü 1923 yılında Selanik'ten gelen mübadil muhacirlerindendir. Türkiye'nin her köşesinde vardır. Bunların Selanik'ten gelirken bunların köylerinde bir yatır dede varmış. Yatır. O yatır dede bunlar geldikten sonra 93 yıldan beri her Kasım'ın ikinci haftasında burada dede pilavı diye bir şey çıkarırlar. Bugün orada vardır şimdi. Aa, öyle anda mi? Herkese mi dağıtılıyor? 5000 kişiye. Maşallah. Belki de fazla. En az 100 tane koyun kesilir. 5-10 tane de büyük baş hayvan. Kazanlar dolusu. Şimdi orada kavurma etler yapılıyor. Hı hı. Bir tarafta da pilav. Ben şimdi burada fazla yemeyeceğim. Buradan doğru oraya gideceğim. Ha, o yüzden söyleyeceğim dediğin o. İşte bunu. Bir de bilinsin bu. Çünkü güzel bir paylaşım var orada. Hayır. Paylaşımdan ziyade 93 yıldan beri bunu tatbik ediyorlar. Bunu helal şey olsun. Yapıyorlar. Helal olsun. Bunları kutlanmak lazım. Helal. Onun için gireceğim. Evet. Zaten beni alan şoför o köylü. Ha, o şimdi diyeceğim ki doğru beni oraya götürüyor. Güzel. Süper. Orada. Bu arada Arif abinin eşi de burada. Evet. İçeride. Gerçekten evet. Gördüm ilk defa tabii gördüm. Tamam. Çok güzel bir bayan. Kaç yıldır evlisiniz? 28 senedir. Maşallah. 28 senedir. Hı. Kendisi gelir mi acaba buraya bizim yanımıza? Yok. Gelmez. Sevmez. Ne güzel söylüyor. Sevmez. Onu sevmezsiniz mi istemezsiniz? O sevmez kendisi. Sevmez mi? Ay görseydik güzel yüzünü vallahi çok tamam. Güzel bir bayandı. Neyse ismi neydi? Müge. Müge Hanım buradan size içeriye kadar sesleniyorum. Eğer gelirseniz çok mutlu oluruz gerçekten. O güzel yüzünü şöyle ekranlara başındaki izleyenlerimiz de görsün. Gelirse. İsterseniz. İsrar yok tabii ki. Arif abi arkaya nasıl baktı bak. Arif abi istemiyor ben sana söyleyeyim. Allah Allah. Gelirse gelsene. Yemeğe devam edelim biz belki. Kıskanç oluyor da. Aynen. Biz... Yok öyle dedi ya direkt yok dedi. Direkt dedi. Evet buyurun. Şimdi damat paçasının sosunu hazırlayacağız. Tamam buyurun. Yufkayı attık fırına. Yufkayı fırında pişiyor. Çıktıktan sonra suyun bir kısmını ona yedireceğiz. Tekrar kapatıldık fırına atacağız. Buharlaşacak, alacak. Çıktıktan sonra tavuk etlerinin üzerine sosunu koyacağız. Bir su bardağı yoğurt, 3 bardak 3 çorba kaşığı tepeleme un. Un. Bir çorba kaşığı sirke, bir tane yumurta, 2 tane sarımsak, karabiber. Olay tuz. Zaten sosta yani tabii. Sosta. Buyurun. Tavuklar sosta. Evet. Sen filia yapmasını bilir misin? Filia yapmasını. Filiayı matkaya gittiğimde yapıyorum. Burada yapılmaz. Yapılmaz. Burada yapılmaz. Ben kaşık aramıştım. Burada küçük kaşık var ama bir tane büyük kaşık alalım. Şunu alalım. Yani şey yok burada. Araç onun gerek. Aleti yok. Mühim olan alet. Burada ben onu yaptırmaya kalktım ama saçın inceliğini ayarlayamadılar. Götür yavrum sen kahvaltı yap. En güzel yapılan falan. Yeri şeydi. Tetova'da yapılıyor. Her yerde yapılır oralarda. Tetova'da çok oluyor. Güzel yapılıyor. Kıymalı. Yer misin? Yerim.
Al sana bir boşluk mantık. Bak şanti. Ben kendim söyledim. Kendisini teklif etmesi gerekiyordu yemeden önce. Her taraf mantı dolu. Önce size teklif etmesi lazım da. O malı kendisi. Arif abi ne yapmış? Alişan'cığım buradan da bu trileçeleri ve tatlıları yollayan Sadullah abime buradan saygı ve sevgiler. Sadullah Sipahi. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Kendine saygılarım. Selamlar olsun bizden de Sadullah abi. Çok sağ ol. Eksik olmayın. Ablacığım ne yaptın? Yoğurt. Un. Un. Sirke. Yumurtayı koydum. Önce bunu bir karıştırıyorum. Güzelce. Sirke koydun değil mi? Sirke koydum. Çünkü limon yoktu orada. Limon yok. Bizde limon yok. Öyle mi? Bizde limon yoktu. Bizde hastaya gidersen, hastaya götürürsen limon en büyük mükafat. Bir limon götürürsen hastaya. Allah Allah. Öyleydi bir zaman. Şimdi var şimdi. Evet. Her tarafta var. Bizde zeytinyağı da yoktur. Tereyağı değil mi? Tereyağı. Bu tamam. Bu bitti. Bu bitti. Oh. Yine sirke ilave ettim biraz daha. Galiba. Çok az. O bir çorba kaşığını yedirerek koydum. Şimdi oradan ben kepçeyi alabilir miyim? Zahmet olacak. Buyurun. 3 su bardağı tavuk suyunu. Ekliyoruz. Ekliyorum. Bu su ılık olacak. Yemek yapılırken dedik aşağıda bir Balkan müziği de böyle bir ezgileri gelsin Arif abi. Yovane. Yovan ke kraj vardaro se diš mori belo platno beliš belo platno beliš dušo sena moje jovano kraj vardaro se diš mori belo platno Belo plato, beliš dušo, srce moje sağlık. Arif abi dedi ki 50 sene 60 sene öncesine döndüm dedi. Çok güzel. Ama ne kadar keyifli söylüyorsunuz. Biz de bunu hissediyoruz. Ben çok merak ettim. Sözleri ne anlatıyor? Aşkı anlatıyor. Kray Vardar. Vardar kenarında. Kenarında bir genç kızımızın güzel bir kızımız. Aha. Evet sen anladın. Efendim. Aşık olan bir çocuk. Yovane Yovanke. Yani kızın ismi Yovanke. Vardar kenarında duruyorsun. Hep yukarıya bakıyorsun. Fakat bana gelmiyorsun. Diye. Ben seni mesela Yovane Yovanke Yastete ve Çekam ben seni bekliyorum. Bizim eve gelesin ama sen gelmiyorsun diye. Yani bunun bir şeyi. Çok güzel. Seni bir Vardar kenarına al kardeşim. Mikrofon koptu. Nereye alalım? Şöyle bir Ekrem'i Vardar kenarına doğru alalım. Hadi Arnavut Bakal'a doğru git sen anlıyorsun. O da şey. Ablacığım sen ne yaptın? Sosunu ısırıyoruz daha. Tamam. O da olmak. Tavuklarımızı didiyoruz. Evet, arkadaşımız onları. Ben bir fırına bakayım. Bakalım onlar. Fırına. Tavuklarımızı didiyoruz. Sosumuz hazırlanıyor. Yufkamız şu anda fırında. Hepsi üst üste yerini bulacak. Evet.
Ve sonuçta tavuklu damat paçası olacak. Arta da paça yapar. Kalanlarında da paça. Evet. Bir değiştirelim gıcır, o biraz yapıyor. Fazla. Hep değerlendirme. Değerlendirme çünkü birçok açlık çekilmiş, çok savaş görmüş, çok eziyet görmüş. Boşa gidecek hiçbir parça. Rahmetli babaanneler, anneanneler hep anlatırlardı. Buna sokayım Hakime Hanım. Kahveyi üzümle içerlermiş. Nohutu kavurup, yok kahve yok. Bizde de kahvesiz olmaz. Bilirler. Şimdi ben 1969'da Bosna'ya gittim. Dayılarım var benim orada. Bizim memleketi Makedonya'da. Çok misafir gelirse kahve içersin. Veya çok tiryaki ise günde bir kahve içersin. Oraya gittim sabah ayrola, Allah razı ola. Sabah kalkışta hemen orada öğütüyor. Hemen cezve. Geliyor sana bir kahve. Saat 11'de yine cezve hazır. Yine bir kahve. Öğle yemeği yeniyor 1-2'de. Yemekten sonra bir kahve daha. Anam kaç kahve akşam oldu? Saat 4'e doğru bir kahve daha. Of. Akşam yemeğinden sonra bir kahve daha. Ne? Yatarken de bir kahve dedim yeter be. Dedim ben hayatım boyunca bu kadar kahve içmedim. Yani ben bu yaşıma geldim. Günde 7 tane kahve. Dedim siz bana çay yapın. Oo, hasta mısın sen? Aynen. Hastalar çay yapılırmış. Yani. Allah Allah. Evet. Evet. Şimdi bir de kahve. Çay, kahve getirdiler ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. İki tane şeker koymuşlar kenarına. Şimdi ben bakıyorum kaşık yok bir şey yok diyorum bunu. Kıtlama. Nasıl kaçtıracağım? Ne bileyim kıtlama olduğunu. Şimdi bekliyorum onlar nasıl içecek bak bekliyorum. Onlar başladılar kıtla. Ha jeton bende düştü sonra. Kıtlamaymış. Yani kahve kahvesiz orada hayat yok. Ve filcanlarımız da biraz büyük şimdi. Yani buraları bir küçük değil. O kadar evet. Bir filcanlar oluyor. Sosumuz hazır. Tamam. Sosumuz onun hazırken pişmesini bekliyoruz. Biz tamam. Bu arada beklerken istersen bu Rumeli yöresel kıyafetlerini seyircilerimize giydirdik tamam. Demiştik. Onları buraya alkışlarla tamam, davet edelim. Bir görelim güzelliklerini. Bizim mankenlerimiz bizim. Çok yakışmış hanımlar ya. Arif abi kontrol vallahi ediyor şimdi kostümler. Arif abi seyircilerimiz kostüm, bizim. Kostüm Bulgaristan'a daha yakın. Evet. Bu kostüm. Bu bizim Kosova. O da bize ait. Bunlar ne kostümleri bunlar? Şimdi abi bak her evde 4-5 tane böyle şal var olması lazım. Sen babacığım anlat, gel sen bize kostümleri bir tanıt bakalım. Tabii anlatayım buyurun. Ben şimdi orada baktım ne var. Sena'nın üzerindeki şöyle zaten baştan, konuşmuştuk. Baştan bir konuşalım. Şu kırmızı kostümle. Yöresel kostümlerimiz. Aha. Nişanlarda, kına gecelerinde. Sena da geldi tam güzel oldu. Aynen. Nişanlarda, kına gecelerinde düğünlerde giyilen kostümlerimizden. Kumaş etekler genelde 6 metre ile 12 metre arasında değişir. İpektir. Dokumalar ipektir. Üst cepkenlerin hepsi el dokumasıdır. Bunların hepsi İnanılmaz. El dokumasıdır. Of. Nasıl zor bir şey ya. Ortalama olarak bunun bir kolu 2-3 ayda anca biter. Profesyoneller yapılır. Ve herhalde bunlar mesela anneden kıza geçen şeyler değil mi? Anneden kıza da geçebilir. Özel de yapılabilir. Özel tasarım da yapılıyor. Pahalı ama mıdır peki bu yapıldığı zaman? Şimdi oldukça pahalı. Oldukça pahalıdır. Kumaşları, şimdi böyle bir emek. Kullanılan ip pahalı. Evet. Zaten yedekleri pahalı. Ütükler pahalı. Bunların kaftan. İç gömlekleri, evet kaftanların iç gömlekleri de ipek dokumadır. El dokumasıdır. Düşünün bunda kına gecesinde 5 tane giyiyor. Kızımızın evet, şeyinden. Evet. Kına gecesinde gelin 5 tane giyiyor. Düşünün. Bunlardan ha? En az 5'ten, yani 4'ten 6 arası değişiyor. Ufak çaplı defile yapıyor. Yani, evet, aynen öyle. Bu her değişilen kostümde de ayakkabısından, saçının tokasına kadar, hepsi takısına tekrar değişiyor. Kadar yeniden değişiyor. Makyajı, saçı, kıyafeti. Ne diyorsunuz ya? Hepsi sıfırdan. Kaç saat sürüyor kına gecesi? Saat değil, gün. Gün sürüyor değil mi? Gün sürüyor. Tabii. Gün sürüyor. Peki bu elbiseleri erkek tarafı mı alıyor, kız tarafı mı?
Erkek tabii. Ya Alişan. Bir şey ekleyebilir miyim ben? Buyurun. Adam kusura bakma. Adamın derdi var ama şimdi evlenirse mesela. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, şimdi bir... Bak kızım bir şey daha Arnavutluk'ta gördüğüm geline şu lafı söyledim. Aa dedim, altına gelin takmışlar. Geline altın değil. Altına gelin takmışlar. Öyle değil mi? Tıran'da böyle bir şeye şahit oldum. Hayır boşta kızı anlatırsa gilerdi. Adetleri bilelim Arif abi. Bir şey daha beş anlatayım. Tane kıyafet varmışlar abi. Şimdi Makedonya'da yeni gelin diyelim ki 6 aylık 9 aylık gelin bir düğüne giderse bu kadar bir bohça alır yanına. Evet. Önce bir kıyafetle çıkar. Bir saat sonra gider bir başka odaya onu değiştirir. Efendim bir saat sonra tekrar değiştirir. Rekabet yaparlar birbirlerine gelinler. Her kıyafet değiştiğinde de kayınvalidenin elini öpür. Takılarından beraber sırayla, gider. Yeniden geliyormuşçasına. Yani. Sırayla gelir. Gelin efendim sıradan herkesin elini öper. Ondan sonra geri çekilir. Kayınvalide de şekli yerindeyse ya bir çeyrek altın ya da tam bir altın tura her takar yerine. Her kıyafetinde mi? Her kıyafet olmaz. Sen yaptın mı? Sen böyle yaptın mı? O gece. Yaptım. Böyle. Peki sen eşin... Boşnak mı? Şey mi yani Rumeli? Göçmen tabii. Rumeli. Böyle miydi adetler? Tabii tabii bizde adetler. Şimdi mesela kına gece yapılıyor. Zaten kına gecesinde giyiyorlar. Ondan sonra düğün yapılıyor. Düğünden sonraki pazartesi günü. Pazar günü erkeklere mevlüt oluyor. Kur'an okunuyor. Pazartesi günü yalnız bayanlara. Ondan sonra kayınvalideler ön koltuğa dizilirler. Cuma'da. Gelirler, giyinirler. Cuma'da. Pazartesi günü bizim meşhur bir şarkımız vardı. Mesela sen evleniyorsun. Annem beni sattı Alişan Agay'a, almışım demem yok, hovardadır çok, yaşatacak çok. Ondan sonra gelin temenni alıyor, kayınvalidenin elini öpüyor, kayınvalide de tam lirayı takıyor, düğün devam ediyor. Peki ya böyle bir şey olsa? Pazar mevlüt mutfak... kızlara, pazartesi namaz kılıyorsun. Ama bir de şey var. Bir de Cuma'da cenaze namazı erkeği görüyorsun. Hayır bir türkü daha var. Pardon bir de şu var. Nikah bitti, evlenildi, güvey oldular. Ertesi günü gelin hanım... Yine mi ya? Pardon. Ya bir dur güzel ya. Güzel bir tepsi içinde, ya bu bir kristaldir, bir gümüştür. İki tane kahve ya da çay yapılır. İpek kıyafetlerini giyer. Saçı başı yapılmıştır, makyajı yapılmıştır. Gider kayınvalidesinden kayınpederine kahve sunar. Zifafın sabahı. O tepsinin içinde... Rahat bırakın, o sabah rahat bırakın. Neyse. O tepsinin içinde ya bu... bir tapu, ya bir şimdi araba anahtarı ya da bir blok bir para vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da şu anda yeni geldi yaptık. Kosova'dan galiba değil mi? Ve hiç giyilmemiş hiç kaftanlar. Hiç giyilmedi evet bunlar hiç giyilmedi. Şu an özel tabii ben yapıldı. Çok yakından görüyorum inanılmaz bir işçilik evet, var yapanı gerçekten. Ve oldukça da ağır. Arkadaşımıza buradan teşekkürler ediyoruz bunları evet. Tedarik evet, ettiği Rusya'ya. İçin. Çok sağ olsun eksik olmasın. Evet. Bir türkü eksik kaldı ama. Alişan bu türküyü sen dinle. Ne? Mutfakta kompir. Mutfakta kompir, inanasın Alişan Aga gelinin var vampir. Ne? Ne yapıyorsun? Şöyle bir mesela şey. Mutfakta biber, evet. Mutfakta biber, inanasın Alişan gelinin var Dilber. Onları mı çıkarmışsın? Güzeline bakar mısınız ya? Vampir olunca olmuyor. Çok güzel ya. Çok zarif. Arkası bir denebilir misiniz? Çok zarif. Buradan o zaman Boşnak gelin alacak damat adaylarına ve ailelerine seslenelim. Allah yardımcıları olsun. Evet yani en az 100 bin liralık bir kredi çekip ya da varsa ya, 100 pek yetmez. Alişan yani şu anda düşündüğün şeye bak bunca bolluk bereket bunca görsel şölen içerisinde Allah yerine sabır versin. Sonra sana pinti diyorlar. Sonra ben arkandan toparlayamıyorum. Baksana bu kadar adet var ve hala adet devam ediyor. Daha devam ediyor. Ama devam ediyor. Daha var. Daha başka şeyler var. Daha var. Başka ne var? Daha ertesi gün geldik kahvede yaptık. Nişanın arkasındaki düğünleriniz genelde Arif Bey çok daha iyi bilir. Ekrem kardeşim de bilir. 400'den 1000 kişi arasında olur. Maşallah. Evet. Bunun bizlerin düğün salonları özeldir zaten. Arkasından verilen yemekler var. Arkasından söz kesildikten sonra sokaktakilere dağıtılan açma ya da pişi dediğimiz hamur işleri var. Kız mı alıyoruz topraktan daire mi girdik anlamadım ben. Tiganitsa. Tiganitsa. Yörelere göre değişiyor. Doğum var, doğumlar ayrı, ölümler ayrı. Ve bir damat alayı vardır ki hepimizin. Ekrem gel şu damat alayını yapalım. Ben de acayip seviyorum. Hadi hep beraber yapalım ya. Sen de abla hep beraber. Hadi. Ben yemeklerim oldu. Sen onlarla ilgileneyim. Siz oynayın. Damat oynamak bilir.
için yılayım onun için. Neplen aşırdık yançın. İdam neydam, İdam neydam. Siga ke doydam. Yaşa bre! Gitme pazara, uğratırlar nazara. O kadar güzelsin ki üzülmesin yaraya. İdam eydam, idam eydam. Siga kedoydam. Yaşa be! Na krena shay di kanche yelay, vomiche. Na krena shay di kanche, idam ne idam, idam ne idam, siga kedo idam. Teşekkür ederim. Şöyle yerlerinize ay, doğru alalım. Orada güzel. Böyle olun. Değiştirmeyiz. Ara sıra geliriz yanınıza. Güzel bir gün oldu. Of. Düğünümüzü yaptık. Nişanımızı yaptık. Ama gelin yok. Damat alayımızı da çektik. Ama gelin yok. O da olur. Ama gelin yok. İnşallah o da olur. Fırından çıktı. Yufkalarımız kızarmış. Paça mı oldu? Paça. Olsun olsun. Üstüne. Çıktı. Bunun üzerine 3 su bardağı kadar suyu, tavuk suyunu, ılık tavuk suyunu gezdirerek döküyoruz. Ondan sonra 2 dakika daha fırında bekletiyoruz. Ay nasıl duyuyor çıtır musun diyor. Sesi? Nasıl çıtır diyor. Bak 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 bak. Al biraz da kırmızı biber üstüne kızarım. Arif Bey en sonuna koyacağım. Ha. Hani Arif abi sen acıktın ama sen o yemeği bekliyorsun. Evet Arif Bey acıktı. Yemem be bak yem bunları böyle paça mı yiyeceğim. Fırınlatmamız gerekiyor. Tavuklu paça mı yiyorum ben? Onu fırına atalım baklavaya geçelim. Tamam. Buyurun. Tamam. Çok karışık mutfak. Kim nereye gidecek belli değil. Sen aç onu al. Ben gene çekim. Bak. Gidiyorum bak. Çekil çekil. Tamam. Sana çarpıyorum. Şimdi ben şöyle sizi alayım. Tamam onları ben alayım. Şimdi bu evet, yemek şimdi geçelim. Arif Bey bunu bilir. Ne? Gostivar'da vişneli baklava yemişinizdir. Tabii. Vişneli tahinli baklava. Evet, vişneli tahinli baklava. Harika. İlk defa duyuyorum, çok değişik. Vişneyi biz burada hazır yufkadan yapıyoruz çünkü vişne. Vaktimiz kısıt olduğu için. Yürü ha yürü, kusmuşum senle. Ben hemen kuruyor. Baklava mı? Baklava şeyi. Şimdi baklava mı yapacaksın sen bunu? Hemen kolay baklava yapacağım. Diyor. Hadi bakalım. Evde hanımların yapabileceği. Vişneli. Evde hanımlar çok rahat yapabilecekleri bir baklava bu. Birinci katımızı attık. İkinci katımızı da hazırladık. Şimdi bunun üzerine tahini sürüyoruz. Şöyle üstüne getirelim üstüne isterseniz. Evet getirelim onu. Tahin. Tahini şu şekilde. Tahin değil mi bu? Tahin hı hı. Evet tahin. Tahan mı diyorlar? Tahin, tahan. Pekmez, tahan, pekmez var ya tahan. Bunun da en güzeli susamları biliyorsunuz şeyde öğrendiçik oluyor. Bunu da bunun üzerine koyuyoruz. Kış şeyidir ya tahan. Arif abi tahan diyor ben de o yüzden tahan dedim. Tahan efendim? Pekmez. Tahan. Tahan diyor da Arif abi o yüzden ben de tahan normal dedim. Olur. Tahan değil mi bu? Tahin. Tahin. Tahin mi? Arnavutça söylüyorum ben ya. Tamam, siz Arnavutçasını söylüyorsunuz.
ikinci katında sürdük. Kaç kat yapacağız bunu? 3 kat yapacağız. Hı-hı. Bir kat daha koyacağım. Tamam. Birazdan Atatürk'ün sevdiği türkülerle, Balkan türküleriyle devam edeceğiz. Sırada neler var ki? Ne? Şimdi okuyalım mı? Bilmiyorum. Şunu tarifi yapalım. Devam ediyor, değil mi? Şunun tarifini bir bitirelim. Tamam. Şey. Bülbülüm altın kafeste. Evet. Onu okuyalım. Atatürk'ün en çok sevdiği yemek enginardı, biliyor musun? Enginar değil mi? Enginar ve Şarköy'e doğru gidiyoruz. Şey, bamya. Şarköy. Etli bamya. Etli bamya. Akşamları da tercihi kuşkonmazla, taze kuşkonmazla enginar. Edirne. Şimdi bu tamam. Bunu 3 kat yaptık. Aralara 3 kat yaptık. Sürdüm. Fazla kalın yapmayalım diye ben 3 kat yaptım. Cevizi serp, şeker koymuyorum içine. Neden? Tahinin şekeri zaten var. Zaten yeterince şey. Şerbet de girecek. Yani sen tahin yapmanın nedeni şeker koymaman. Yo, hayır. O da var. Şey, bir de tahin şey, daha besleyici. Daha besleyici, daha, daha sağlıklı güzel, şey daha sağlıklı. Gosti vardı da öyle öğrendim. Onun için aynısını. Fon müziği var ya. Burada da. Vişneleri de. Vişneleri. Sıra halinde diziyoruz. Dondurulmuş herhalde. Vişne kullanırlarsa eğer hanımlar mutlaka çok iyi süzdürsünler. Hı-hı. Bu şekilde rulo yapıyoruz. Sen hadi şunu tereyağı alıyorum. Son derece de basit yani. Çok. Çok basit. Çok basit ama nasıl bir lezzet olacak bu? Şimdi vişnenin ekşiliğiyle tahinin o şekerli tatlı hali. Ya. Ve bu şekilde bırakacağız, sonra bunu kesecek miyiz? Tepsiye dizeceğim. Pişireceğim. Çıktıktan sonra şerbetini koyacağım, bu kadar. Kesiş ne zaman? Biraz sonra. Ha, biraz sonra. O zaman o kesiş olana kadar biz Arif abi bülbülüm altın kafeste yapalım. Evet, onu söyleyebiliriz. Evet. Hep beraber evet. Yapar mıyız? Ben de size bülbülüm altın kafeste. Bülbülüm altın kafeste. Yok, bülbülüm altın kafeste. Bülbülüm altın kafeste. Bülbülüm altın kafeste. Hey!
Güzeldi, şey yaptık değil mi? Vardar olsun yaptık mı? Yaptık. Allah Allah, hiç yapmamış gibi sanki. Hiç yapmamış gibi hissediyorsak bir daha yapabiliriz yani. Yaptık Ali yaptık şey, doğru. Yaptık yaptık. İlk programın ablamız kız biraz su koy içine de öyle bir şey yapmış. Tayinli baklavamızı ablamız hazırlıyor. Şarkılar türküler dinlemeye devam ediyoruz. Balkan şarkıları, Balkan türküleri. Sol uşak alabilir miyiz abi? Ne yapacağım? Yüksek tepede. Yok yok. Bir ağır parça yapalım. Yüksek yapalım. Bir fırtına tuttu sonra onu. Yüksek yapacağız onu. Anlaştık. Vakit kalmadı. Harbi abi. Var vakit. Kırmızı. Yüksek. Yaşa. Yüksek yüksek tepene ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepene ev kurmasınlar. Asra asra memlekete göz vermesinler. Asra asra memlekete göz vermesinler. Annesinin bir tanesini var görmesinler. Annesinin bir tanesini var görmesinler. Uçan da kuşlara malim olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Allah Allah. Uçan kuşlar amanım olsun, ben annemi özlemedim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Yaşa Rumeli, yaşa Balkanlar. Yaşa yaşa. Hareketli bir şarkı.
Ama sözlerinde hüzün dolu, büyük bir duygu var. Benim olmuş bir kız. Bak ablamız, orada bir tane ablamız. Hüngür hüngür ağladı, kıyamam sana ya. Ben bunu düğünlerde okuduğum zaman, mesela uzağa gidecek gelinler başlarlar ağlamaya çünkü. Gerçekten yani böyle. Evet. Ne oldu, ne duygulandırdı seni? Ben Bulgaristan göçmeniyim. Aa. Benim rahmetli anneannem bunu çok söylüyordu. O yüzden. Hadi ağlatma bizi şimdi. Eğlenmeye geldik. Allah rahmet eylesin. Bugün 10 Ağustos, 10 Kasım'da 10 Ağustos nereden geldi? Hepimiz ağlamayalım şimdi. Tamam. Hadi hemşerim. Allah rahmet eylesin. O acıları biz hep yaşadık. Evet. O göçü, o efendim uzaktan akrabaları bırakmak, ana bırak. Allah rahmet eylesin. Heh. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu kadar. Evet. Kadar. Şimdi baklavamızı görelim. En son baklavamızı şu paçamızı da görelim. Baklavamızı biraz önce anlattığımız hemen gibi. Hemen baklavayı pişirmeden mi yedireceğim bize? Pişireceğiz şimdi. Şimdi tereyağımızı da erittik. Biraz önce içerisine tahin sürdük, ceviz koyduk, vişnelerini koyduk, sardık. Şeyimize işte tereyağını da döküyoruz. İşte döktük, onları kestik. Evet. Asimetrik bir şekilde üzerine tereyağı kavurduk, koyduk. Ondan şöyle yapacağız. İyice onu yezdirip. O kadar tereyağı. Ondan sonra fırına koyacağız. Fırına gidiyor. Evet. Harika. Hadi şimdi tavuklu damat paçası gitti geldi, gitti geldi fırına. Artık kendini bulacak. Bulsun. Ve tamamlanacak. Tavuk suyunu emdi. Doldu. Tavuk sularını emdi. Sıcak. Şimdi ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Şimdi tavuğumuzu üzerine koyuyoruz. Hı-hı. Güzelce. Hı-hı. Paça. Arif Bey çok acıktı, duramıyor artık. Tavuklarımızı dittik üzerine. Yalnız o efsane bir şey oldu. Evet. Şimdi dur, üzerine bir de onun çok, sosu çok var. Çok güzel oluyor. Bir de onun sosunu hatırla. Oğlak etinden de yapıyoruz. Hı-hı. O da Mayıs'ta, Haziran'da. Tavuklu da güzel olur ama. Oğlak etinden. Ah be dünya. Arif abi yine bir gittin gıcırdayan sandalyeyi buldun ya. Ben senin sandalyeni çevirdim. Abi yağlasanıza bunu. Abi gıcır 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 diyorsun. Bugün buraya gıcırdamaya başladı gerçekten. Hiç öyle bir problemi yoktu. Biz mi bozduk onu? Arif abi az önce baklavaya atılan tereyağını gördü. Diyor ki o kadar tereyağını ayakkabıma atsan ayakkabım yenir diyor. Ne demek istiyorsun? Yalan mı? Yani tereyağı tabii ki katında. Hele eski bir ayakkabı olursa böyle. Hem parlatır hem yerim diyorsun. Ne biçim? Geldik sosumuza. Daha önce hazırladık. Oh, çok güzel oldu ya. Dökeceğiz. Onu dökünce yiyebileceğiz değil mi onu? Tabii bitti. Arif abi yemeyecek, o yemeğe gidiyor. Ben yemem, sarımsak kokarım şimdi. Ben çok gideceğim az sarımsak vardı. Çok az sarımsak koyarım. Çok az. Ama sen şimdi, sen yemeğe gideceksin. Ben 100 kişi abi, 100 kişi de orada şimdi beni görecekler, gelecekler, sağlayacaklar. Aynen, sen yeme. Onu yemem ben. Yerim, orada yenecek şeyler var abi. Ben senin karşında yerim Arif abi. Tamam, sen afiyet olsun. Orada her şey var. Manti var. Efendime söyleyeyim, börek vardır. Gürmey misin orada? Triliçe vardır. Kaymaçina vardır. Ha, baklavadan tatacağım biraz. O kadar tereyağı koyarsan dediğim gibi ayakkabı bile yenir. Ama bizde biliyorsunuz tereyağsız hiçbir şey olmaz. Tamam. Evet. Bolcana tereyağı. Of, o çok güzel oldu ya. Ellerimize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi bunun üzerine şimdi geliyor asıl bomba. Esas geliyor. Alişan bakar mısın? O nasıl güzel bir şey. Bu nasıl güzel. O anam, daha üstüne yine mi yağ dökeceksin? Bunda hiç yağ yok ama. Biz baklavaya sürdük. Buna hiçbir şey koyamadık. Şeyli değil mi? Şu kırmızı biberli. Evet, kırmızı biberli. Aman doktor. Vay vay vay. Vay. Canım doktor. Derdime bir çare. Bir de şöyle üstüne gezdirmek miydi? Var mı? Buyurun şey? Yok. Böyle şöyle üstüne gezdirme var mı? Başka renk katsın diye. Yok. Çok güzel oldu ederim, ya. Afiyet olsun. Vay. Vücut ölçülerim bozulur. Birazdan. Hayır, vücut ölçülerim bozulur. Nazar Hanım. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim bir modamız var. Bir moda köşemiz var. Tamam. Onu yapalım. Yaratırım diyenler. Fırsat ayağınıza geliyor. Çağdaş İkel her hafta en şık her şey dahil izleyicisini seçiyor. En iyi benim diyorsanız bir boy fotoğrafınıza ayakkabı, çanta ve aksesuar fotoğraflarınızı ekleyerek 533-162-6060'a gönderin, sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayın. Fotoğraflarımızı tek tek yorumlayalım efendim, buyurun. Ayça Hanım'la başlıyoruz. Ayça Hanım,
Kendisini oldukça kilolu gösteren bir elbise giymiş. Belki de Ayça Hanım aslında kilolu bir bayan kamufle etmek için giymiş de olabilir tabii ki. Ama şu anda gerçekten kendisi duruş dolayısıyla da şimdi bazı elbiselerde böyle eli bele koyamazsın Ayça. Koyduğun zaman elbisenin formu da bozuluyor. Gördüğün gibi omuzlar yerinden çıkmış. Birazcık onu böyle basık ve boğuk göstermiş şu şekilde. Belki duruştan da kaynaklanıyor olabilir. Belki gerçekten elbisenin modelinden de kaynaklanıyor olabilir. Ben renk kombinasyonunu şöyle sevdim. Kendisine esmer bir bayan. Kendisine bu nar çiçeği rengi çok yakışmış. Altına giydiği leopar veya zebra desenli tam göremiyorum ama yılan derisi desenli bir ayakkabı giymiş. Yalnız o ayakkabısının o bileğindeki şeyi ben pek anlayamadım ne olduğunu. Öyle. Acaba ayrıca bir bileklik mi taktı? Ayakkabıya ait bir parçaysa neden? Diğerinde yok. Köpeğin burnu var. O köpeği yerim oradan. Burnu girmiş köpeğin de çok tatlı. Çantamızı göremiyoruz Ayça Hanım. Çantamızı çok merak ediyoruz. Hatta bu kombinde acaba nasıl bir çanta alırdı Ayça Hanım eline? Siyah bir çanta mı alırdı? Ten rengi bir çanta mı alırdı? Bu zevkinizi de merak ediyorduk açıkçası ama onu göremedik. Ama bir şey diyeyim mi? Elbisenin rengi de çok güzel. Elbisenin rengi çok nar çiçeği. Yani biz buradan nar çiçeği görüyoruz. Belki yavrazdır, belki pembedir, belki bir kırmızı tondur ama ışıklardan biz şu anda nar çiçeği olduğunu görüyoruz. Teşekkür ediyoruz Ayça Hanım'a. Ben beğendim Ayça Hanım. Ayça Hanım beğendik ama eksik, çok eksik Ayça. Yani şey yok, bir tarz olarak bir şey yok. Dur bakalım, sırada neler gelecek? Eksik. Ben biliyorum neler geleceğini. Yok, ben biliyorum neler geleceğini. Öyle mi? Herhalde biliyorum. Gelsin bakalım o zaman. Gizem Hanım geldi. Aa. Bakın, Gizem Hanım çok güzel bir kombin yapmış. Ton sür ton dediğimiz, içerisinde kızılın, tabanın, kahvenin tonlarının olduğu bir elbise. İçerisinde böyle fakilikler, yeşillikler de var. Her şey var. Tabii ki çok güzel bir uyum görüyoruz burada. Bakın, sandaleti elbisesinin tarzına çok uymuş. Birazcık kıyafeti cici kızlıktan çıkarmak için üzerine bir süet deri ceket almış. Her şey çok güzel derken o abiye saçı, o düğün saçını gerçekten anlamıyorum. Ama belki yani, kız düğüne gidecek giderken bunu şey yapar. Ama o zaman yani olmaz. Ha, fotoğrafı olmaz. O zaman düğün kıyafetiyle bize gönderebilirdi veya saçını yapmadan önce doğal haliyle olabilirdi. Eğer böyle bir durum yoksa, eğer bu gerçekten bu kıyafete bu saç tercih edilmişse çok büyük bir hata var demektir. Çantamızı yine merak ederdim. Belki püsküllü böyle saçaklı yine taba bir çanta olabilirdi. Siyah tonları kullanabilirdi. Çantasını da göremiyoruz maalesef ama yaptığı kombin renk şık açısından da seçimler ve parçalar olarak da birbirine çok uyumlu ve şık. Bunu söyleyebilirim. Ben de beğendim. Gizem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Seval Hanım'ı gördük. Seval Hanım'da çok bir şey göremedik yani açıkçası. Kot, spor ayakkabı, göbeği açık bir tişört ve deri ceket ve elde bir çanta. Çok uyumsuz bir tablo. Aslında tarz olarak her şey birbirine çok uyuyor. Evet, kot, pantolonun üzerine deri ceket giyebiliriz, tişört giyebiliriz. Bu boyfriend dediğimiz bol pantolonlardan altına spor ayakkabı da giyebiliriz. Aslında teorik olarak her şey doğru görünüyor olsa da bütününde maalesef şık durmayan, durmamasının sebeplerinden bir tanesi. Parçaların şeyi bozuk. Yani kot üzerinde güzel durmuyor. Şimdi bir bayan olarak daha böyle bacaklarını belli eden, daha yani böyle parça bir... Parça parça ya da evet, parça parça birlikte olmamış. Hepsi ayrı parça olabilirdi ama yani ne bileyim, hani bu pantolon giyilecekse ayakkabı eğer o ağın sarkması gerekiyor. Çok daha bol, salaş olması gerekiyor. Şimdi bu ne normal bir skinny dediğimiz dar bir pantolon, ne boyfriend dediğimiz bol bir pantolon, erkek pantolonu. Hiçbirisi değil. Çok arada kalmış bir pantolon olduğu için hiç yakışmamış. Kendisinin ayak bileklerinin açıkta olması beni çok rahatsız etti. Altına giydiği beyaz spor ayakkabısını da bu kombine hiç yakıştıramadım. Çok salaş böyle püsküllü siyah deri bir bot giyseydi altına, birazcık daha o jini düşürüp birazcık daha böyle yırtıklı bir pantolon seçseydi falan, o deri ceketle içindeki tişörtü okey diyebilirdim ama elindeki çantası da bu kombinin maalesef çantası değil. Güzel olan tek şey var bence burada, kendi yüzü ve saçları çok çok güzel Seven Hanım. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yasemin Hanım geliyor. Yasemin Hanım ne yapmış ne Yasemin Hanım? Yasemin Hanım şöyle yapmış. Yasemin Hanım bir bluz giymiş üzerine. Bir hırkamsı bir bluz giymiş. Hırkamsı dedim, böyle hafif kalın dokulu bir kazak giymiş. Altına çiçek desenli kışlık olarak kullanabileceğimiz kalınlıkta bir kumaştan yapılan desenli bir etek giymiş. Çıplak bacak ve kar botları giymiş. Bakın şimdi ben bunu çok yapıyorum. Bu benim çok giydiğim bir kombin. Ama şöyle bir şey var ki ben bunu kotla yapmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü ne o botları giyebileceğimiz bir hava olabiliyor. O botları giyebileceğimiz hava olduğu zaman o bacaklar donuyor. Ya da burada bir siyah çorap olsaydı eğer, veya haki tonlarında veya işte lacivert tonlarında eğer bir çorap, muz çorap olsaydı,
Üzerine de bir paltosu olsaydı bunun eğer. İşte o zaman ben kombini tamamlayabilirdim ama şu anda hangi mevsimde olduğu belli olmayan ya bir... Senin hanım şey gibi olmuş. Evden çıkarken evde bir şey unutmuş. Tekrar... Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Nazar neydi? Arif abi nazarın değdi. Aman breder ya. Arif abi baklava düştü ya. Kız bana bak. Fazla şey yapmadan bir tatalım bakalım. Abi baba hala bak. Neyse sen devam et. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Ellerin yanar, ellerin yanar. Ha. Yok elim falan yanmadı, o birden kaydı ve düştü. Dikkat et. Nazardır ya bir şey. Arif abi tereyağı dedi. Arif abi gözü kapatışmanı kalmış. Gözlerim mavi, tutmaz. Mavi, olmaz değil mi? Yok ayakkabıya döksen yenir falan. Bak şimdi. Yere düştü. Yiyelim bari. Yerin kısmetiymiş. Peki efendim devam edelim mi? Son olarak bir şey daha söylemek istiyordum kendisine Yasemin Hanım'a. Yasemin Hanım'ın saç tonunda biraz sıkıntı var. Sarı saç hepimiz seviyoruz. Çok havalı duruyor, çok hoş duruyor. Evet ama bu sarı saç hakikaten kendisini bence o güzel yüzüne hiç yakışmamış. Çok abartılı, dipten gelen platin bir renk. Gerçekten sahne sanatçılarının ve sürekli ekranda olan insanların kullanabileceği, inanın bana onların bile zorlanabileceği nitelikte bir renk. Çok kullanılması zor. Günlük olarak gerçekten çok aşırı abartı duran bir şey. Ha ben çok iddialı olmayı seviyorum derseniz tabii ki ona söyleyecek bir şeyim yok. Nacizane tavsiyem birazcık daha küllü tonlarıyla en azından dip kısmını, bir parça daha dip kısmını koyudan açığa doğru götürürseniz bu kadar çiğ durmayacaktır. Nasıl bir konuşma var arkadan? Evet Yasemin Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Ve son olarak Hilal Hanım'a geldik. Hilal Hanım botunun rengini, çantasının rengini, üzerine giydiği kadife hırkasının hırkasının rengini de açıkçası sevdim. Yani bunda çok büyük bir şey görmüyorum. İçine giydiği beyaz tişörtü, yüksek belli pantolonu, siyah örtüsüyle gerçekten çok hoş görünüyor. Tek bir şey söyleyebilirdim. Keşke pantolonun paçası püsküllü, kesik kesik ve bol olmasaydı, daracık olsaydı, o botun içine girseydi o zaman inanın bana çok farklı bir görüntü olurdu. Evet, farklı bir görüntü olurdu. Bence çok şık. Yok, şık ama o pantolon bak bozuyor. İş inan bana pantolonun paçası ne kadar önemli burada görebiliyorsunuz. Bir düşünün. Çok daha iyi olurdu ama tabii ki çok büyük bir sorun değil. Kendisi bu tarzda kapalı bir bayan için giyinebilecek bence, en şık kombini yapmış. Bence şu ana kadar o kapalı bayanlar içerisinde yolan en şık resim. Bir tane de lacivert hafta düğün elbisemiz vardı. O da çok hoştu. Ama o hani günlük değildi o böyle düğün. Hanım da gerçekten çok şık. Evet, şöyle bir baştan bakalım. Bugünün şıkını hep beraber seçeceğiz. Ayça Hanım'ın elbisesinin rengini çok beğendik ama elbise sonu kilolu göstermiş dedik. Köpeği çok sevdik, ayakkabılara bayıldık. Gizem Hanım'ın kombinine gerçekten bayıldık ama saç neden bu şekilde toplanmış? Bir düğün saçının altına bu kadar bohem, altına böyle işte hippie tarzı bir ipli bir sandalet. Arif abi geliyor, arkadan Arif abi geliyor. İşte üzerine süet ceket alıp kafa nasıl öyle topuz olabilir dedik. Pek anlayamadık. Tekrar bir gerçekten Gizem Hanım'dan bir fotoğraf bekliyorum çünkü tarzına güveniyorum. Seval Hanım'ın karışıklıklar sinsilesi olarak ayrı parçalar olarak güzel dedik ama yan yana geldiklerinde şık durmayan görüntüler oluşmuş dedik. Yasemin Hanım'da da mevsimde bir sıkıntı var. Eğer bir pantolonu kombinleseydi, üzerine ceketini alsaydı veya paltosunu veya peluş bir şey alsaydı veya bir kışlık bir böyle puffer gibi böyle kapşonlu bir şey alabilirdi üzerine. Elinde bir çantası olsaydı bu takımı bir tamamlayabilseydi o zaman daha çok beğenebilirdik. Ama saçının rengini değiştirmesini kesinlikle tavsiye ediyorum Yasemin Hanım'a da. Pantolon paçalarında biraz sorun gördük. Tiftikte olmasaydı ya da olsaydı da içine iyice girseydi o bolluk biraz beni rahatsız etti dedik. Ama tabii ki şüphesiz bugünün şıkı hiç daha fazla üzerine konuşmaya gerek yok. Hilal aşkım oluyor. Tebrik ediyoruz. Sen git bak Arif abi ne yapıyor Arif abi? Tadına bakayım. Arif abi ne oldu? Demin yere düştü ya baklava. Arif abi diyor ki üstten al ye diyor. Üstten al ye yerden diyor. Kısa bir reklam arası. Kısa bir reklam. Küsmek günah mıdır? Aile içinde küs kalmanın kefareti nedir? Dinimizde miras paylaşımı nasıl olmalıdır? Tüm merak edilenlerle ilahiyatçı Selman Okumuş, yarın her şey dahilde. Eyüp Sultan Camii'ndeki büyük sır nedir? Türbe ve camilerde nasıl dua edilir? Çarpıcı açıklamalarıyla Selman Okumuş, yarın her şey dahilde. Stüdyo seyircilerimizden Bahtı Şencan, Çağlaşikel ve stil danışmanı Derya Balkan'la bambaşka birine dönüşüyor. Yarın her şey dahilde.
tarzına güvenen hanımlar yarışıyor. Çağla Şikel haftanın en şık ismini seçiyor. Moda yarışmasının bu haftaki birincisi kim olacak? Yarın... Geldim. Olsun hala masamızda duruyor. Düşse de kalksa da vişneli tayını baklavamız muhteşem görünüyor. Tavuklu damat paçamız ellerinize kollarınıza sağlık. Kocaman olsun. Bir alkış gelsin. Bize de birer getirin kalmadık. Rumeli Ekrem için bir kocaman alkışlar verir miyiz kardeşim? Ağzına yürüyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bu özel günde. Bu anlamda çağırdın her zaman. Tüm Rumeli insanlar adına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Her zaman ediyoruz. Çok sağ olun. Harika var. Abicim. Hala hayattaysak ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyoruz. Yakında ölecek miyim? Yok, bayağı bir şey oldu ya. Düşer geldi. Kocaman bir alkış. Arif abimizin efsane için. Çok teşekkür ederiz Arif abi. Tekrar görüşmek üzere. Programımız burada bitiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Yarın görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.